Bölüm 16 Beden ve Bedeni Bilen 13. Bölüm Arjuna'nın bir sorusuyla başlar. Ey Tanrım! Şu kelimelerin anlamlarını bilmek istiyorum. Prakriti, Purusha, Kshetra ve Kshetrajna, Giyanam ve Giyayam. Tanrı Krishna şu şekilde cevaplamaya başlar. Arjuna, bu bedene Kshetra denir. Kshetra, bir kişinin deneyim alanı içerisinde olan her şeye kşetra denir. Ancak Krishna yukarıda geçen ilk ifadesinde sadece bedenden bahsetmektedir. Krishna'nın amacı Arjuna'ya beden, kşetra ve bedeni bilen kşetraacı arasındaki farkı göstermektir. Hiç kimse algıladığı nesneleri kendisi saymaz. Ancak her ne kadar aslında beden çömlek gibi bir nesne sayılsa da bir şekilde kişi fiziksel bedeni kendisi saymaya başlar. Bu nedenle Krishna, Arjuna'ya şöyle der. Fiziksel beden, algının bir nesnesi olduğu için ona Kshetra denir. Krishna daha sonra kşetra’nın deneyimlenebilen, olgusal tüm dünyayı kapsadığını da ekler. Beş element, boşluk, hava, ateş, su, toprak, ego, zeka, cehalet, on organ, beş duyu organı ve beş eylem organı, tekil olan zihin ve beş duyu nesnesi, Ses, biçim, renk, doku, koku, tat. Bunların hepsi kşetra nesnedir. Krishna şunu ifade eder. Farkında olduğun her şey, tüm nesneler, hoşlanmalar, hoşlanmamalar, zevkler, sefalet, şans, bilgi hepsi kşetradır. Kşetracna. Bu fiziksel beden ve deneyimlenebilen olgusal dünya dahil kşetranın farkında olana Kşetrajna, kşetrayı bilen denir. Bu fiziksel bedeni ve geriye kalan her şeyi bilen kimdir? Açlık, susuzluk deneyimlerini, çeşitli zihin hallerini, herhangi bir şeyin bilgisini, mutlu ya da mutsuz olma hissini, eyleyen ve eylemin keyfini çıkarma fikrinin farkında olan kimdir? O, kşetrajnadır. Sayesinde gören, duyan, koklayan, tat alan, şüphelenen, bilen olduğumuzdur. Tüm bu rollerde ben ortaktır. Söz konusu ben, Kşetrajna, sınırsız farkındalıktır. Şankaracharya, Dakshinamurti Stotra'da şöyle der. Tıpkı üzerinde birçok delik olan bir çanağın, içerisine parlak bir lambanın yerleştirilerek çevreyi o deliklerden ışık saçması gibi. Üzerinde beş delik olan bir çanağı, karanlık bir odaya yerleştirdiğimizi farz edin. Birisi çanağın içerisine bir ışık kaynağı koyduğunda beş ışık demeti ortaya çıkar ve yollarına düşen nesneleri aydınlatır. Işınlar arasında kalan bölgeler ise aydınlanmaz. Sadece ışınların geçtiği yollar görülür. Şimdi bedenimizi beş deliği olan kırılgan bir çanağa benzetelim. Beş delik duyu organlarını temsil etsin. Gözler, kulaklar, burun, dil ve deri. Bu deliklerden geçerek dünyayı aydınlatan ışık farkındalıktır. Bedendeki farkındalık kendisini beş duyu organının aracılığıyla gösterir. Bu nedenle tek olan ışık kaynağı, farkındalık, beş algı organından beş ışık demeti olarak ortaya çıkar ve gözler aracılığıyla biçim ve renkleri, kulaklar aracılığıyla sesleri, burun delikleri aracılığıyla kokuları, dil aracılığıyla tat almayı ve deri aracılığıyla dokunmayı aydınlatır. Beş ışık demeti aslında sadece tek bir ışıktır. Bendeki, sendeki, herkesteki ışık aslında farkındalıktır. Yani Tanrı'dır. Krishna şöyle der. Arjuna, beni tüm varlıklardaki Kshetrajna olarak bil. Kendinin başkalarından farklı olduğunu düşünüyorsun. Çünkü bedeni, zekayı, zihni ben olarak sayıyorsun. Ancak benim doğasını bildiğinde Tüm farklılıkların sana değil, şetraya deneyimlenebilen olgusal dünyaya ait olduğunu bileceksin. Şetracna farkındalık aslında tüm biçimlerin temelinde, merkezinde olandır. Şetracna giyeyim ve puruşadır. Söz konusu şetracna giyeyim yani ben olarak bilinebilir ve keşfedilebilir olandır ve nihayetinde o puruşadır, purna tam olan ve tüm varlıklarda ikamet edendir. Krishna, beni herkeste ikamet eden olarak bilder. Bu fiziksel bedeni bir şehir ve duyu organlarını da bu şehrin istihbarat memurları gibi düşünün. Bu şehirde bir suami Efendi yaşar ve dünya ile ticaret yapar. Söz konusu Efendi, Purusha'dır. Sınırsız, sonsuz olarak da bilinen Parambrahma'dır. Sınırsız ve başlangıcı olmayan Brahman ne vardır ne de yoktur. Onun bakış açısından baktığımızda Brahman, farkındalık, mekan ve uzay ile sınırlanamaz. Çünkü biçimi yoktur. Geri kalan her şey zaman ve mekanla sınırlanmayan farkındalığın içerisindedir. Farkındalık sayesinde sen, zaman ve mekanın farkındasın. Hem nesnel hem de öznel olarak zaman ve mekan kavramlarının mevcut olduğu farkındalık, Kşetrajnadır. Bu nedenle farkındalık anaadidir. Başlangıcı olmayandır. Varlığın ve yokluğun ötesindedir. Bir adamın var olması bir olgudur. Boynuzlarının olmaması da bir olgudur. Bu iki olguyu bilen ise Kşetrajnadır. Sat, varlığın ve asat yokluğun farkında olan farkındalıktır. Algıladığın her şey kşetra, yaratılıştır. Bu yaratılışa referansla Tanrı, yaratılışın maddesel sebebi olarak Prakriti, Maya ya da ilahi annedir. Aynı Tanrı, yaratılışın nedensel sebebi olduğunda ise Purusha'dır. Tanrı'nın, Purusha ve Prakriti'nin öz hakikati ise cinsiyetsiz, biçimsiz, niteliksiz ben, farkındalık, Brahman'dır. Yaratılışa referansla Krishna önceki bölümlerde şöyle der. Mathani sarva butani, maya tatam idam sarvam. Anlamı şudur. Tüm varlıklar bendedir ve her şey benle kapsanır. Çünkü ben tüm yaratılışın maddesel sebebiyim. Şimdi ise buna şu cümleleri ekler. Ben param Brahma, tüm yaratılışın nedensel sebebiyim. Başlangıcı olmayan, ezeli ve sonu olmayan, sınırsız yaratıcı Brahman, Kşetrajna, Pruşa'dır. İşvara yani mutlak hem kşetraçna hem de kşetradır. Yani hem puruşa hem de prakritidir. Puruşa kaitanya yani farkındalıktır ve prakriti cada yani eylemsiz olandır. İkisi birlikte işvara yani tüm yaratılışı oluşturur. Bu nedenle yaratılış için Gita'da şöyle denir. Bilinmesi gereken onun elleri ve ayakları her yerdedir gözleri, kafası ve ağzı her yerdedir. Kulakları her yerdedir. Her şeyi kapsayan o, bakidir. Kendinin su olduğunu bilen dalga, ben Atlantik ve Pasifik okyanusuyum diyebilir. Benzer şekilde, kendinin sınırsız olduğunu bildiğinde, Sarvata Panipadoham, ben elleri ve ayakları her yerde olanım diyebilir. Tanrı'ya, ben senim ve sen her şeysin. Bu nedenle ben aslında her şeyim diyebiliriz. Bu farkındalığın güzelliği Gita'da şu dizeyle ifade edilir. Bilinmesi gereken o tüm algı organları aracılığıyla kendisini tezahür ettirir. Ancak tüm biçimlerden azadedir. Hiçbir şeye dahil olmadan tüm yaratılışın süre gelişini sağlar. Tüm deneyimlerden uzak, yaratılışın öylece seyrini sürebilir. Ben, farkındalık, Duyu organları aracılığıyla tüm nesneleri algılayandır. Fakat aynı zamanda tüm duyu organlarından bağımsız, azadedir. Elektrik, tüm vantilatörler, ışık kaynakları, buzdolapları benim. Ancak yine de ben onlardan bağımsızım, azadeyim diyebilir. Uzay ben her şeyim çünkü her şeyi kapsarım. Ancak yine de her şeyden bağımsızım, azadeyim diyebilir. Her şeyden bağımsız ve azade olan şey ancak ve ancak yine her şey olabilir. Çünkü ben her şeyi kapsar. Ve böylece ben herhangi tekil bir şeye bağlı olmaz. Ama her şey söz konusu benden doğar ve her şeyin süre gelişini sağlayan odur. Ve nihayetinde de her şey yine onda çözülecektir. Bu nedenle ben her şeyin şahididir. Tüm varoluş benim izniyle bu kul bulur. Her şey ben sayesinde devam eder. İşte o ben yüce efendi yani tanrıdır. Bir sokak lambası yanarak çevresinde bulunan her şeyi aydınlatır. Yanı başında gerçekleşen iyi ya da kötü şeylerin herhangi birinden ne mutlu olur ne de mutsuz. Benzer şekilde ben farkındalık her şeye şahit olur ve her şeyin olmasına olanak verir. Farkındalık işlerine karışmaz zihin ne isterse onu yapmasına izin verir. İşte bu nedenle kimileri bilgedir, kimileri ise değil. Niteliklerden azade, farkındalık tüm niteliklerin varlığını devam ettirendir. Vipakteşu avipaktam, bölünmüşler arasında bölünmemiş olandır. Tıpkı duvarlar nedeniyle bölünmüş gibi görünen, ancak bölünmemiş yekpare uzay gibidir. Bu gerçeğin harikalığına bir bakın bölünmüş, ayrılmış gibi görünüyorsunuz. Ancak aslında bütün, yek paresiniz. Hareketsizsiniz ancak hareket ediyor gibi görünüyorsunuz. Düşünceler hareket ettiğinde sanki farkındalık hareket ediyor gibi görünüyor. Ancak farkındalık hareketsizdir. Çünkü her yerde ikamet eder. Salt herhangi bir şeye ait değildir. Söz konusu bu farkındalık işte senin hakikatindir sen olsun. Bilinmesi gereken budur. Tanrı Krishna, Giyayam diye ifade edilen atmayı bilmek istiyorsun. Onu aradığın sürece o senden uzakta olacaktır. Çünkü aradığın şey arayandır ve ancak bir öğretmen tarafından bu hakikat aktarılabilir. İşte böylesi bir kişi ona çok yakındır der. Giyanam Doğru Yaşamın Değerleri Söz konusu Purusha, yani sınırsız farkındalık olan seni bilmek için sessiz bir zihne sahip olmalısın. Öğrenme ancak ve ancak sakin, dikkati açık bir zihinle gerçekleşebilir. Dalgalı, sürekli hareket halinde olan bir zihinle bu mümkün değildir. Krishna, zihnin gerçek doğanın özün hakikatini görebilmesi için gerekli belli başlı değerlere ve yaklaşımlara sahip olması gerektiğini vurgular. Bu değerler giyana yani bilginin elde edilmesi için bir araçtır. Ve bu nedenle de burada giyanam ismiyle adlandırılır. Giyanam sayesinde başka şeyleri bilinebilir kılandır. Krishna bilginin elde edilmesinde gerekli 20 değer sayar. Analiz edildiğinde her bir değerin bizi tek bir değere götürdüğü görülür. Kendini kendinde tutacak, sakin ve dengeli bir zihne sahip olmak. Kibirden muaf, yapmacıksız, zarar vermeyen, uyumlu, dürüst, öğretmenine hizmette kusur etmeyen, saf ve duru, azimli ve sebatkar, nefsi üzerinde kontrol sahibi, duyun nesnelerine karşı kayıtsız ve tutkusuz, bencillikten uzak, doğum, ölüm, yaşlılık, hastalık ve acının getirdiği sorunların farkında, mülkiyet hissinden azade, oğluna, eşine, evine tutunmadan bağımlı olmadan ilgilenip özen gösterebilen, istediği ve istemediği her şeye eş zihinsel tutum içerisinde yaklaşabilen, Tanrı'ya adanmış, sessiz yerlere çekilip sükunet içerisinde kalabilen, yanında eşlik edecek birisini sürekli aramayan, özün bilgisini veren yazıtları düzenli olarak çalışan, özün hakikatini görebilen kişi bilgiye erişebilir. Tüm bunlar bilgiye erişmek için gerekli araçlardır. Ve hepsinin karşıtında ise cehalet vardır. Amanitvam, kibrin olmamasıdır. Kendisi hakkında abartılı fikirlere sahip olan kişiye mani denir. Ve davranışlarına ise manitvam, kibir denir. Manitvamın olmama hali amanitvamdır. Kibirli kişi kendine saygı duyulmasını talep eder. Bazı iyi niteliklere sahip olabilir ancak başkalarının da onun bu özelliklerini fark etmesini bekler. Çünkü bu değerlere sahip olmasına rağmen aslında kendisini yetersiz hisseder. Kişi, talep üzerine başkalarından gelen saygıyla mutlu olamaz. Eğer gücü yüzünden ona saygı duyuluyorsa, sahip olduğu güç ortadan kalkınca saygı da ortadan kalkacaktır. Saygı hak edilir, talep edilmez. Eğer kendinizden memnunsanız, Mutluluğunuz başkalarının size saygı duyup duymamasına bağlı değildir. Tevazu dolu bir yaklaşım, kişiyi kibirden kurtarıp huzur dolu bir zihne sahip olmasına vesile olur. Adam bitvam, yapmacıksız olmaktır. Özel bir fazileti olmadığı halde, konuşması, kıyafetleri ya da eylemleriyle kendini olduğundan farklı gösteren kişiye dambi, davranış biçimine dambitvam denir. Dambitvamın olmama hali, adam bitvamdır. Kendini başkalarına olduğundan farklı göstermek başınıza sadece dert açar. Eğer bir sürü yalan söylerseniz her birini yakalanmama adına hatırlamanız gerekir. Eğer doğruyu söylerseniz rol yapmanıza gerek kalmaz. Kişinin kendi kısıtlarını kabul ederek kendini farklı takdim etmemesi gösterişten kaynaklanabilecek sorunları ortadan kaldırır. Böylece zihin tek bir şey bilmekteyken başka türlü yansıtılan ikiye ayrılmış kimlikten kaynaklanan çelişkilerden özgürleşir. Ahimsa zarar vermemek demektir. Doğanın yaratılışı içerisinde can, canla beslenir. Ancak kişinin minimum ihtiyaçları ötesinde kasti zarar vermesine himsa denir. Yaşamın kutsallığını takdir eden ve bu nedenle bilinçli olarak kayena vaca manasa eylemleri, sözleri ve düşünceleriyle kendi yararı için kimseyi incitmeyen kişi, bitkilerin, hayvanların dahil herkesin haklarını göz ederek ahim sayı uygular. Kişi bu davranış biçimini, başkalarının hakları ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup, onlara saygı göstererek keşfetmelidir. Kşanti, başkalarıyla uyum içerisinde olmak anlamına gelir. Yanınızdaki kişiye uyum sağlayamadığınızda mutsuz olursunuz. Kendinizden ziyade onu değiştirmek istersiniz. Bir ateşin soğuk olmasını ya da bir akrebin zehirsiz olmasını beklemiyorsunuz. Onları oldukları gibi kabul ediyor ve doğaları uyarınca onlarla ilişkiye giriyor ya da onlardan uzaklaşıyorsunuz. Onları değiştirmeye çalışmıyor ve sonra da değiştiremediğiniz için üzülmüyorsunuz. Benzer şekilde insanlar da farklı mizacıdadır. Eğer onları olduğu gibi kabul ederseniz, şanti huzur içerisinde olursunuz. Eğer onların sizin istediğiniz gibi değişmesini isterseniz, hayal kırıklığına uğrarsınız. Herkesin kendi yaratılışı gereğince sorunları vardır. İstediğiniz değişim onlar için mümkün olmayabilir. Eğer bunu anlayabilirseniz, insanlarla ilgili sorunlarınızın %90'ı çözülebilir. Kalbinizin rahat ve geniş olması gereklidir. O kişiyi olduğu gibi kabul edin. Eğer birisinin değişmesine yardım edebiliyorsanız yapın. Ama eğer yapamıyorsanız sadece onun iyiliği için dua edin. Dünya ikinize de yetecek kadar büyüktür. Neden kalbinizi sıkıştırıyorsunuz? Ajavam dürüstlüktür. Kelimeler, düşünceler ve eylemler uyum içerisinde olduğunda bu uyum sizi dürüst yapar. Açarya Upasanam öğretmene hizmettir kendinizi tamamıyla öğretmene teslim ederseniz bilgiyi elde edebilirsiniz. Bu durum zekanızı da teslim edip söylenen her şeyi kör bir şekilde kabul ettiğiniz anlamına gelmez. Böyle olursa kendinizin herhangi biri tarafından sömürülmesine izin vermiş olursunuz. Öğretmene hizmette hazır ve nazır olmak doğru davranışı temsil eder. Şavcam, saflık, temizliktir. Hem içeride hem de dışarıda temizliğinizi korursunuz. Bedeniniz, kıyafetleriniz, eviniz hepsi temiz olmalıdır. Ve kendinize karşı dikkatiniz uyanık olursa zihninizi de temiz tutabilirsiniz. Herhangi kötü bir niyet geliştirmez ve kıskançlık ortaya çıkarken tomurcuklanmadan dibinden budayabilirsiniz. Ştaryam azim ile sebat etmektir. Aile, toplum, ülke ya da insanlık adına ne yapmanız gerekiyorsa, görevini icra eden bir asker gibi zihninizi o konuda sabit tutarak azim ve sebatla gerçekleştirebilirsiniz. Atma vinigraha, nefs kontrolü, zihnin hakimi olmaktır. Ölçüp biçerek düşünebiliyorsanız, düşünceleriniz tarafından yanlış yönlendirilmiyorsunuzdur. Siz zihnin hakimi olmuşsunuzdur. Endiyarteşu vayragyam, duyu nesnelerine karşı kayıtsızlık, tutkusuzluktur. Duyu organlarının kölesi olmamaktır. Hepimiz reklamlara kanmaktayız. Hoşlanma ve hoşlanmamalarımız medya tarafından belirlenmekte. Böyle olunca neyi takip etmemiz gerektiği konusunda herhangi bir fikrimiz ne yazık ki bulunmamakta. Zihni arzularıyla yönetilmeyen kişi, vayrak yama sahip demektir. Anahankara, Bencilliğin olmamasıdır. Bunun elde edilmesi hususunda pek çok unsur rol oynar. Asla bir şeyi sadece kendi başınıza başardığınızı düşünmeyin. Bu olguyu idrak etmek, ana hankara yaklaşımını getirir. Can mamrityu carav duka doşanudar sanam İnsan varoluşunun doğasında ölümün doğmuş olan herkes için kaçınılmaz bir gerçek olduğunu bilmektir ölümün ne zaman geleceği bilinmez. Ancak uzun bir süre geçer ve o esnada gelmezse yaşlılık ve hastalık ziyaret eder. Bu gerçeklikleri kabul ederek her birini yaşamın bir harikası olarak takdir edin. Midede bulunan mikroplara ve sokaktan geçen kamyonlara rağmen her birimiz hala yaşıyoruz. Şu an içerisinde yaşayarak her anı bilgi olmak için kullanmak belli başlı bir yaklaşıma sahip olmayı gerektirir. Kişi bu yaklaşımı insan varoluşunun olgularını sorgulayarak keşfedebilir. Asakti, mülkiyetten azade olmaktır. Buradaki hiçbir şeye sahip değilsiniz. Çünkü buradaki hiçbir şeyin yaratıcısı da değilsiniz. Hiçbir şeye sahip olmadığınız yaklaşımını kendinizde geliştirin. Sadece çok ama çok az şeye sahipsiniz. Ana ve Şvanga, çocuklara, eşinize ve evinize tutunmadan ve bağlanmadan onlara özen göstermek bakmaktır. Bunların her biri belli ilgi alaka talep eder. Ancak onlara sahip olmadığınızı hatırlayın. Onlara sadece geçici bir süreliğine sahip olduğunuzu idrak ederseniz onlara kendinizden daha iyi bakarsınız. Kendinizi onların sahibi olarak değil, bir ailenin, evin ve hatta bedeninizin sadece yönetiminden sorumlu bir vasi olarak görün. Mülkiyetten azade olmak, asakti, bağlanmadan özen göstermek, bakmak ise anabiş vangadır. Samacit tatvan, zihnin sükûneti, dinginliğidir. İyi ya da kötü, başarı ya da yenilgi, neyle karşılaşırsanız karşılaşın, dengede kalmak, yani kısacası karma-yoga yaklaşımını korumaktır. Zihnin bu sükûnetine, dinginliğine yoga denir. Avya bikarini bakti Tanrı'ya sadık bir şekilde adanmaktır. Beş element dahil hiçbir şeyi doğal karşılayıp değerini hafife almayın. Her zaman her şeyde Tanrı'yı görün. Eğer onu gözden kaybederseniz, egonun gün ve gün güçlendiğini fark edeceksiniz. Vivikta desa sevitvam, sessiz bir yere çekilmek anlamına gelir. Sessiz bir yere çekilip kendinizi gözden geçirin. Bir süre ara verin, bekleyin, durum değerlendirmesi yapın. Meditasyonun amacı budur. Cana Samsa Diyarati, yanında sürekli birisinin var olmasını arzulamamaktır. İnsanlarla birliktelikten kaçınmayın. Ancak bunun peşinde de koşmayın. Başkalarıyla zaman geçirmek bir tür kaçışa dönüşebilir. Ve her kaçış, kendini aslında ne olduğunu sorgulamayı ve bilmeyi ertelemektir. Sadece kendi kendinizle baş başa mutlu olabileceğinizi görün. Adiyatma giyanan itiyatvam. Düzenli ve sürekli olarak yazıtları, yani vedantayı çalışmaktır. Umarım her gün gita çalışabilirsiniz. Çalışmayı bırakmayın. Bu metinlerle ne kadar zaman geçirirseniz, güzelliğiniz ve sınırsızlığınıza bir o kadar yakın olabilirsiniz. Tatva giyanar sanam. Kendi gerçeğinizi görmek demektir. Gerçeklik, güzellik, tamlık, sınırsızlık. İşte siz bunlarsınız. Bu görüşü hatırlayın. Tefekkür içerisinde kalarak, meditasyon yaparak nihayetinde idrak edin. İşte bunlar, Krishna'nın Arjuna'ya asıl doğasını, özüm bilgisini elde etmek için gerekli olduğunu ilettiği değerlerdir. Kendinizi bu değerlerle donanmış bulduğunuzda, her şeye sahip olduğunuzu fark edeceksiniz. Aradığınız şeyin kendiniz olduğunu idrak edeceksiniz. Kim olduğunuzu bileceksiniz.